haydi ateşin ömür paraladı. Amin. Yanma bırak gidemeli yasacının terleri resmi bana. Ülkemize geri dönüşümle destek olan öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize çok teşekkür ediyoruz. Sıfır atın iki aşaması var bizim gözümüzde. Biz şu anda ikinci aşamayı burada ödüllendirmiş oluyoruz. Asıl birinci aşamada israf etmemeyi öğrenmemiz lazım. Gerek su, elektrik ve kullandığımız bütün malzemeler, tabiatta kullandığımız bütün malzemeler açısından israf etmemeyi, bakın tasarruf da demiyoruz, israf etmemeyi öğrenmeliyiz. Evimize gerçekten giren malzemenin ihtiyacımız olması gerektiği ve sonuna kadar tüketebilmemiz gerektiğini öğrenmemiz lazım. Gençlere, çocuklarımıza öğretebilmemiz lazım. İş israftan başlıyor. İkinci aşama ne? Evden bu atıklar atılırken bütün hepsi karıştırılarak mı atılacak? Yoksa işte kutular şeklinde metali ayrı, camı ayrı, plastiği ayrı, gıdası ayrı, atık pilleri ayrı, elektronik atıklar ayrı şeklinde mi atılması lazım? İşte burada biz sıfır atık ve bu kampanyayla beraber projeyi başlatmış oluyoruz ki evlerimizde bugün Rize'de, merkez ilçede, köylerde dahil Sayın Valim takriben 170 ton çöp atık çıkıyor. Ve bu 170 ton atığın, günlük 170 ton atığın takriben bizim hem Salaha Vadisi içerisinde yaptığımız bir ayıklama merkezinde ve atık toplama merkezi olarak kullandığımız yerde şu anda 40-45 tonu geriye dönüyor. Ne olarak? İşte orada birileri ayıklıyorlar. Bizim evde, kapıda, mahallede ayıklamadığımızı, karışık attığımızı orada belirli bir müteşebbis eviyle, belediyenin destekleriyle belki 15-20 kişi arkadaşımız o atıkları, çöpleri ayıklıyor. Ve biz bunları geri dönüşümde kullanmış oluyoruz. Rize Belediyesi'ne bizim 7-8 aydır başlattığımız bu çalışmayla 145 milyon belediyenin kasasında kalmış. Ne şekilde? Her ay, her gün 40 ton daha çöpü merkeze, Sürmen'deki merkeze getirmeyerek belediyenin kasasına kalıyor. İşte bunu da biz geri dönüşümde zaten değerlendirmiş oluyoruz. Sıfır atık ayıklama işi evde başlayabilse, evimizde kişisel bakım eşyalarımızdan tutun da bütün o peçetelere, efendim kağıtlara kadar hepsi bizim bugün bütün altyapımızı sıkıntıya sokan yapılara kadar hepsi daha tasarruflu kullanılırsa hem cebimize bunun kârı gelecektir, milli ekonomiye kârı gelecektir. Hem israf dinimizde haramdır, bunu da biliyoruz. O zaman ihtiyacımız olanları alacağız, ihtiyacımız kadar tüketeceğiz. İhtiyacımızdan fazlasını evden içeriye sokmayacağız. Ve dışarıya da bunları çöp olarak atarken, eğer kutulara nitelikli olarak ayrıştırarak atarsak, bu da bize geriye dönerek şehrin ekonomisine katkıda bulunmuş oluyor. Bizim şu anda Rize Belediyesi'nin 1 milyonluk aylık atık giderleri, temizlik giderleri belki de yarıya kadar düşecektir. Bu da bu ile tekrar başka alanlarda hizmet olarak geri dönecektir. Bir de ülke olarak düşünürsek bunu, Rize nüfus olarak en küçük illerimizden biri. Ülke olarak düşünürsek ciddi anlamda bir tasarrufun elde edildiğini göreceğiz. O zaman biz birinci etapta atıkların ayıklanmasını ödüllendirme, evet şimdi o aşamadayız ama inşallah gelecek günlerde evde en az atık çıkaranlara ödül verme şeklinde, en tasarruflu malzemeleri kullananlar şeklinde, en israfı anlamında, en tasarruflu evlerimiz anlamında ödüller veririz. Şu anda Rize dahilinde, merkezde 51 okulda yaklaşık 25 bin öğrenciye 2019-2020 yılları arasındaki kampanyada 25 bin öğrenciye
seslenildi, eğitim verildi, broşürler dağıtıldı, farkındalık yapıldı ve bu devam edecek. Pandemiden dolayı ara verilmişti. Bu kampanyayla beraber Rize Senin kampanyasını ön plana tutuyoruz. Rize gençler, sizlerin sokakta attığımız her çöp, her niteliksiz atık yarın bizim başımıza bela oluyor. Ya ayağımıza takılıyordur, ya denizde elimize takılıyordur, bir yerde karşımıza geliyordur. İşte onun için gençlerimiz bu konuda daha bilinçli olması, annelerimiz daha bilinçli olması lazım. STK'ları bu işin içerisine katacağız. Diyaneti, camileri, hocalarımızı bu işin içerisine katacağız. Mahalle muhtarlarımızı, köy muhtarlarımızı, bütün birimlerle beraber eğer bunu farkındalığı oluşturabilirsek aslında bu bizim 20-30 yıl, 30-40 yıl önce davranış haline getirdiğimiz işi şimdi öğrenme zorunda kalıyor gibi bir durumla karşı karşıyayız. 20-30 yıl önce bu israf, tasarruf bizim şu anda istediğimiz boyutlardaydı ama teknoloji, medeniyet dediğimiz kavramlar geliştikçe israf daha çok artıyor, tüketimin karşısında atıklar daha çok artıyor ve bunlarla mücadele etmek için de böyle kampanyalarla beraber, devletin bütün organlarıyla beraber mücadele ediyoruz. Biraz da kirleten olarak bizlerin birbirimize farkındalık yaratarak, otokontrol kurarak uyarması, bu sokakları kirletmeme adına bizlerin de bir şeyler yapması lazım. Belediyenin görevi temizlemek ama bütün Rize halkımıza da kirletmeme gibi bir görev düşmesi lazım. İlla ki çöp çıkacak. Şimdi israf etmediğiniz zaman çıkmıyor ya, azalıyor ama illa ki çöp çıkacak. O zaman da bunları kağıt, cam, atık yağ, atık pil gibi sınıf sınıf toplayın. Sizden özellikle rica ediyorum. Programdan sonra şuradaki levhaları bir okuyun. Yani bir ton kağıdın 17 tane çam ağacını, ağacı kurtardığını, 1 litre atık yağ usulüne uygun topladığımızda 1 milyon litre suyu kurtardığımızı şuralardan okuyun. Ne demek istediğini başkanım daha iyi anlamış olacaksınız. Hafta sonları bir gün sivil olarak, habersiz olarak yaylalarımıza gidiyorum. Yaylalarda ve o güzergahtaki köylerdeki yatırımlarımıza bakıyorum ve bir şey beni çok üzüyor. Bu haftaki paylaşımımda ona özellikle değindim. Bu hafta sonu Yedigöller'deydim. Orada da aynı manzarayı gördüm ki Yedigöller en zor ulaşılan yerlerden birisi. Her gittiğim yaylada ben çöp toplamaktan yoruldum, sıkıldım ve çok canım sıkılıyor. Hepimize, burada olan herkese ve izleyecek herkese şunu söylüyorum. Bana yol diye, daha rahat ulaşım için duvar diye gelen tüm hemşerilerimize ve tüm Rize dışında yaşayanlara ben bu manzarayı gördükçe yol yapmak istemiyorum. Duvar yapmak istemiyorum ve daha önce söylediğim ve basında vali sert konuştu denilen sözümü tekrar ediyorum. Yaylalarımıza çöp atacak olanlar, plastik şişe atacak olanlar, çikolata kabuğu, poşet atacak olanlar ne olur bizim yaylalarımıza gelmesin. Hiçbir yaylaya gitmesin. Medenice çöpünü toparlayıp da biriktirip de dönüş yolundaki ilk uygun çöp toplama merkezine bırakmayı beceremeyecek kadar doğaya, çevreye, oradaki yaban hayatına, oradaki hayvanlara saygısı olmayan insanlar ne olur bizim yaylalarımıza, vadilerimize gelmesin. Bu kampanyada yer alan herkesi, başta belediyemiz olmak üzere tebrik ediyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hediyelerini Rize Valimiz, Rize Belediye Başkanımız ve İl Emniyet Müdürümüz takdim ediyor hediye çeklerini. Çok teşekkür ediyoruz. Sen ne topladın? Tebrik ediyorum. Ne? Bak kıyafet topladım. Evet. Kıyafet topladım, bu bisikleti sahibi. Sayın Belediye.